Sevgili seyirciler, bugün Konya ilinin Ereğli ilçesi Zengen kasabasında bulunan Sarıkız Tarım İşletmesi'ndeyiz. Burada kıvırcık koyununun yetiştirilmesi konusunda biraz bilgi edineceğiz. Yanımızda Alperen Öcal var. Alperen Bey, programımıza hoş geldiniz. Bize biraz işletmeyi tanıtır mısınız acaba? İşletmeyi tanıtayım. Haziran ayında inşaatı başlandı işletmenin. Kasım ayında tamamlandı. 1250 adet kıvırcık ve pırlak koyunları karışımı var. Kırma değil. Saf kıvırcık ırkı kullandığımız annelerimiz var. 35 tane koçumuz var. An itibariyle de 50 tane kuzumuz var. Alperen Bey, besi ağırlıklı mı çalışıyorsunuz? Evet, besi ağırlıklı çalışıyoruz. Süt yok işletmenizde. Ahırınız özel bir ahır, yeni bir sistem. Bunu biraz bize anlatır mısınız? Tabii ki. Ahırımız geniş havalar ve hastalıkları sürümüzden uzak tutmak için tasarlanmıştır. Oluklarımız yem maliyetini düşürmek, yem zayiatını minimize etmek için tasarlanmıştır. Ahırımızda kullandığımız malzemelerin maliyeti dikkatlice hesaplanmış, soğuk ve sıcağa karşı izolasyonu sağlanmıştır. Arada açtığımız bölümlerden. Bu çatının oval olması size ne gibi avantajlar sağlıyor? Bu çatının oval olması hem bizim yani direkt olmayışı maliyetimizi azaltıyor, hem de oval olması ısıyı içeride tutmamızı bayağı ciddi bir şekilde yardımcı oluyor. Taşıyabiliyor musunuz bu ahırı? Aynen öyle. Sökülüp takılabiliyor, ondan sonra başka bir yere taşıyabiliyorsunuz. Aynen öyle. En güzel rahatlığından birisi de o yani. Ahırı başka bir yere taşımamız gerektiğinde veya bir eklenti yapmamız gerektiğinde kusursuzca. Çok fazla bir beton dökmenize gerek kalmadı yani bu ahırı yaparken. Aynen, çok çok az yani. Alperen Bey, bu ahırların yanında daha farklı projeleriniz var mı? Mesela doğumhane projesi, bu koyunları barındırmak için farklı projeleriniz var mı? Evet, bu ahırlarımızın içine toplam 100 adet doğumhane yapacağız. Anneler ve kuzular doğdukları andan itibaren 5 ila 10 gün arasında kilolarının ve sağlıklarının durumuna göre orada kalacaklar. Bunların yanında bir adet depomuz var ve 2013 yazında iki ahır daha yapmayı planlıyoruz aynı şekilde. Aynı maliyet açısından nasıl, bu ahırların avantajları nelerdir? Maliyetleri diğer ahırlardan birazcık daha az veya aynıdır. Fakat sağlık açısından, sürü bakımı, sürü kontrolü ve gözlem açısından çok çok daha ileri seviyededir. Bunların hepsi araştırmalardan, gerek yurt dışı gerek yurt içi ve bizim kendi tecrübelerimizden yola çıkılarak yapılmıştır. Tek bir işçit bir ahırı gözlemleyebilir mi? Aynen öyle. Bunun zaten bütün tasarlanma amacı budur. Uzunluğundan genişliğine kadar, hayvanların oluklarından durdukları yere kadar hepsinin amacı budur. Yani gözlem amacı yüksek olsun diye böyle bir ahır inşa ettiniz. Peki personel sayınız nedir bu işletmede? Ne kadar personel bulunduruyorsunuz? Biz gündüz çalışan 6 adet çobanımız, gece de 2 adet koyun bakıcımız vardır. Ve bu 8 kişi 1400 hayvana yetecek kadar hesaplanmıştır ve kusursuz işlemektedir. Bu 8 işçi sayı arttığı zaman da devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Yani 8 işçi 1400 hayvanla değil de 2000 hayvana çıktığınızda, 3000 hayvana çıktığınızda bu 8 kişiyle devam edebilecek misiniz? 8 kişi 3000 hayvana kadar bakımı yapabilir. Bu ağır yapısıyla. Bu sisteme göre 3000 hayvana kadar 8 işçiyle barındırabilirsiniz. Peki personellerinizi seçerken veya personelinizi işe aldığınız zaman herhangi bir eğitim veriyor musunuz koyun bakımı konusunda? Biz veteriner arkadaşlarımızla kararlaştırdığımız belli koyun bakımları var. Zaten aldığımız personel de genellikle bir kısmı yaşlı, tecrübeli, yıllardır bu koyunculuğu yapan ve hala da yapmakta olan kendi evlerinde, bahçelerinde, köylerinde yapmakta olan personel seçiyoruz. Bir kısmı da genç, enerjik, dinamik, öğrenmeye yatkın, öğrenmeyi isteyen personelden seçiyoruz. Aynen bu 8 kişi de 4'e 4 bir şekilde de böyle ayrımdadır. Bunu size kazandırdığı avantajlar nelerdir? Buna bize kazandırdığı avantajlar yıllarca gördük yani. Herkes bildiğini yapmaya çalışıyor. Biz burada hem bu profesyonel, bu bilimsel koyun yetiştiriciyi, bu bilimsel hayvancılığı onlara aktarıp bir şekilde de onlara faydası olmasını sağlıyoruz biz de faydalanırken. Peki besiye geldiğimiz zaman beside maliyetleri düşürmek için neler yapıyorsunuz? Maliyetleri düşürmek için sürekli rasyonumuzu gözden geçiriyoruz. 2 ayda bir her ay piyasanın durumuna göre ham maddelerin fiyatlarını kontrol ediyoruz.
Örneğin şu an saman, yonca, besiyemleri, silaj kullanıyoruz. Yarın durum değişirse ona göre yeni bir rasyon oluşturacağız. Bu kuru madde, protein ihtiyacı, enerji ihtiyacı hepsi bilimsel bir şekilde hesaplanıp oluşturulan rasyonlar. Ve haftalık olarak rasyon değiştirildiğinde 2 ay boyunca bütün hayvanlar, en azından bir grup hayvan gözlemlenerek, tartılarak, sağlıkları kontrol edilerek hepsi sonuçlarını öyle karara varıyoruz yani. Hem rasyonunuzu kontrol ediyorsunuz hem de kuzularınızın aldığı ağırlıkları kontrol ediyorsunuz. Bunu ne kadar zamanla bir yapıyorsunuz? Kuzularımızı haftada bir yapıyoruz. Çünkü kuzu yetiştirmede bir gayemiz var. 120 günde erkek besi kuzularını kesmek istiyoruz. Bunun için de kilo artışlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Kaç kiloyu hedefliyorsunuz? 40-45 kilo arası olarak hedefliyoruz. Bu ideal bir rakam mıdır 40-45 kilo? Yani maliyetler göz önünde bulundurulduğu zaman evet. Bunun daha da üzerine çıkmayı düşünüyor musunuz? Veya şöyle sorayım, besiyi erkene çekip 40 kiloyu daha erken almak gibi bir planınız var mı? Meramızdan yeterli faydalanabilseydik belki daha uzun süre tutup 60 kiloya, 55 kiloya kadar daha düşük maliyetlerle ulaşabilirdik. Fakat elimizdeki şartlar, piyasanın durumu, yemlerin fiyatı sebebiyle şu an 40-45 kilo arasında 120 günde kesmek bizim hesaplarımızda, planlarımız doğrultusunda daha iyi. Mera dediniz de, mera için neler yapıyorsunuz Alperen Bey? Biz merayı ıslah etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede birazcık şanslıyız. Güney tarafında Adana'ya doğru meralar biraz daha zengin fakat batı ve kuzeye doğru çok iyi değil. Biz izin verilirse meralarımızı zaten sürekli ıslah etmek istiyoruz. Mera bitkileri ekmek istiyoruz. Köylü faydalansın, işletmeler faydalansın, toprak verimli hale gelsin. Çünkü ciddi bir süredir işlenmemiş topraklar bu taraflar. Bunun için herhangi bir şekilde devletten yardım alıyor musunuz mera ıslahı konusunda? Tabii ki şu anda işlemde olan destekler var. Talep ettiğimiz destekler var. Yanıt bekliyoruz. Ne kadar hızlı gelirse biz de o kadar başlayabiliriz. Etraftan arazi kiralamaya veya mera kiralamaya gidiyor musunuz? Aynen öyle. Biz kendi işletmemiz için öncelikle meradan yani devlet hazine arazisi olduğu için onların izniyle yapabiliriz. Fakat burada tapulu arazilerden kiralayıp kendi ham maddemizin %50'ye kadarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da tabii gene tarımın ayrı bir bilimsel teknikleriyle, gerekli asitlerle, gerekli takviyelerle 4-5 biçime kadar yonca alıp mesela kendi yonca ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Kendi saman ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Mısır ekip silaj ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Herhangi bir şekilde farklı bir mera bitkisi yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda araştırmalarımız devam ediyor diyeyim yani. Net bir şekilde biz şunu ekeceğiz diyemem. O zamana göre, rasyonumuza göre hepsi değişmekte. Yani her bitkinin ayrı bir verisi var, ayrı proteini var, ayrı enerjisi var, kuru madde miktarı ona göre değişiyor. O bizim rasyonumuza göre değişebilir. Rasyonla direkt siz mi ilgileniyorsunuz veya herhangi bir zooteknisten yardım alıyor musunuz? Zooteknist danışmanlığı alıyoruz. Ayrıca de çiftliğimiz bünyesinde zooteknistimiz var. Daha doğrusu yani danışman olarak hizmet eden ayrı bir zooteknisimiz var. Oturup konuşuyoruz. Sonuçta onlar üniversitesini okuyor bu işin. Bilgileri çok değerli bizim için. Biz de tecrübelerimiz ve takibimizle ona göre bir şey yaratıyoruz. Yani şunu diyebilir miyiz? Koyunculuk yapacak işletmelerde profesyonel bir ekibin olması gerekli midir? Sonuna kadar destekliyorum yani. Gerekli. Zooteknis çok önemli. Veteriner çok önemli. Hayvan sağlığı, hayvan beslenmesi her şeyin başı. Yani hayvan sağlığı, hayvan beslenmesi bu işin %80'i. Laboratuvar yardımı alıyor musunuz? Laboratuvar yardımı da alıyoruz. Ölen hayvanlarımızın baktığımız zaman sebebini anlayamadığımız veya emin olmadığımız hayvanları hiç riske girmeden laboratuvarlara gönderip bu konularda tahkikler alıyoruz. Ona göre aşılama programları seçiyorsun. Aynen öyle. Şimdi bir profesyonel ekipten bahsettik ama biraz da profesyonel ekibin dışarıdan da hizmet alınabiliyor. Ama içerideki personel için herhangi bir yatırımınız var mı? Buradaki çalışan çobanlar için. Tabii ki ağırlarımızın hemen yanında alana da hakim olmaları için, kalmaları için, yemek yemeleri için bir yerimiz var. Ben şu açıda ilerliyorum. Benim kalmayacağım yerde ben de burada kalıyorum şahsen. Benim kalmayacağım bir yerde ben kimsenin de kalmasını istemiyorum. Ben de onlarla aynı yemeği yiyorum. Ben de onlarla aynı zamanı geçiriyorum burada. Onların mutluluğu, motivasyonlarını arttıracakları için, verimliliğini arttıracağı için çok önemli. Bizim hayvanlarımıza bakıyorlar burada sonuçta. Yatırıma bakıyorlar ve onların rahat etmesi çok önemli bizim için. Alperen Bey, maliyetleri düşürmek için biz daha fazla
kuzu elde etmemiz gerekli ki maliyetlerimizi biraz düşürebilelim. Kuzuları fazla elde etmek için neler yapıyorsunuz? Öncelikle kıvırcık ırkını seçmemizin en büyük sebeplerinden birisi bu. İkizlik oranı biraz bilimsel olacak ama anne ikizlik oranını babadan alıp üstüne ekliyor. Bu yüzden biz kıvırcık koyunları kullanıyoruz. Anne ırkını saf tutuyoruz. Koç olarak da mesela bu sefer Île-de-France koçlarını... Nereden temin ettiniz koçlarını? Tigem'den temin ettik. Tayrova Île-de-France kırması. Bu koçlar %20'ye yakın bir ikizlik geni taşımakta. Et kalitesi kıvırcıkla eşdeğer olmakta. O yüzden kattığımız koçun et kalitesini bozmadığından eminiz. Şu ana kadar burada az sayıda olan yavrumuzdan %35 ikizlik var oranımız. Bunu artırmak için çalışmalarınızı işte koçu değiştirdiğinizde herhangi bir senkronizasyon yapıyor musunuz? Aynen öyle. Bizim asıl amacımız 24 ayda 3 tane kuzu almak bir koyundan. 8 ayda bir almak. Buna dair çalışmalarımız sürüyor. Senkronizasyonu oturtmamız lazım bunun için. Bütün her şey bir makine gibi işlemeli, motor gibi işlemeli. Bunun için şu an Île-de-France koçları katıyoruz. Seneye Suffolk koçları denemeyi düşünüyoruz et kalitesi için. Bu koçları nereden temin etmeyi düşünüyorsunuz? Suffolk koçlarını yurt dışından öncelikle temin etmeye çalışıyoruz. Île-de-France'ı da onun için temin ettik. Fakat regülasyonlar bazen engelliyor bunu. Yurt dışından temin edebilirsek bizim için daha iyi. Çünkü saf ırk alıyoruz o zaman. Hastalıklar ayrı, karantina ayrı. Asıl amacımız bu ama yoksa yerli de temin edebiliriz. Bu Île-de-France koçlarından kuzular elde ettiniz mi bu sene? Mesela şu an elde etmedik ama bir iki tane var. Bunların et randımanını veya kilo artışını takip ediyor musunuz? Aynen öyle takip ediyoruz. Şu an hesapladığımızdan, düşündüğümüzden birazcık daha ilerideler. Ve yerinde bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Sayıyı arttırmak için dişi kuzularınıza herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Onları seleksiyona uğratacak mısınız veya elinizde tutmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa kesime gönderecek misiniz? Biz her doğumda annenin memesinin körlüğünden annenin kilosuna kadar, verdiği yavrunun kilosuna kadar hepsini not ediyoruz. Hepsini raporluyoruz. Bir kayıt sisteminiz var. Aynen öyle. Kendimiz yaptığımız bir kayıt sistemimiz var. Bunun doğrultusunda bir dahaki koç katımı sezonunda bizim işimize yaramayacak damızlık değeri düşük hayvanları elimizden çıkartıyoruz. Bu her sene %10'una, %15'ine, koyunlarımızın %15'ine denk gelen bir sayı olacaktır. %15'ini, %10'unu her sene yenilemeyi hedefliyoruz. Damızlık değeri düşük hayvan istemiyoruz ki sürü yönetimimiz ve yaptığımız planlama daha isabetli olsun. Sürü kayıt sisteminizi kendiniz yaptınız değil evet. mi? Bunu siz kendiniz mi yaptınız Alperen Bey? Evet. Her işletme sahibi de bu sürü kayıt sistemini yapabilir mi? Yani kendi bilgileri varsa, o konuda eğitimleri varsa yapabilirler. Ben kendimi geliştirdim. O konuda bir şeyler geliştirdim. Piyasada var olan sürü yönetim programları bizim ihtiyacımızı karşılamadı. Genelde sütçülüğe dair olan için. Sürü ama biz besi hayvancılığı yapıyoruz ve genelde... Ve de koyun yapıyorsunuz. Çok önemli. Yani evet. Onun sürü yönetim programının olduğunu ben bilmiyordum. Ve sizin kendinizin... Biz kendiniz evet, üretmişsiniz. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Zaten bu raporlama gibisinden şeyleri Türkiye'de bizim bildiğimiz ve %90 eminim bundan kullanan yok. Ama biz ya şu soru sorulduğunda kaç hayvanımız var, kaç kuzumuz var, kaç hayvanımız kötü, kaç hayvanımız iyi. Kaç tane ikizlik oranınız aynen var, öyle. Ne kadar oranımız, kuzu elde ettiniz. Kaç ikizimiz var, kaç dördümüz var. Bunları bir anda görmek istiyoruz. Bizim böyle bir takıntımız var ki bunları görebildiğimiz zaman çok daha sağlıklı bir planlama ve maliyet hesabı yapabiliyoruz. Yani planlı derken geleceğe yönelik olarak aynen bir öyle. Şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu gelecekle olan ilgili planlarınız nelerdir? Tabii ki verdiğimiz yemin ne kadar karşılığını alabiliyoruz veya bu şekilde gidersek 5 yıl sonra neredeyiz? Bizim bunları görmemizi sağlıyor bu programlar, bu kayıtlarımız. Mesela bizim amacımız 10 bin küçük baş hayvana sahip bir çiftlik oluşturmak. Türkiye'de en büyük çiftlik oluşturmayı hedefliyoruz. Bu şekilde şimdi değerlendirdiğimize göre gayet başarılı gidiyoruz. 6 kişiyle 1200 hayvana baktığımız zaman 10 bine de bunu orantılayacağız. Ve aynı şekilde sistemi oturttuğumuz zaman gayet güzel yürütebileceğimizi düşünüyoruz. Ve şu ana kadar da haklı çıktık. İlk başta araziyi seçerken veya araziyi alırken 10 bin baş üzeri için mi alındı bu arazi? Hayır, bunun için alındı. Daha doğrusu 3 bin hayvana kadar alındı. Ama etraftaki arazilerin hepsini zaten kiraladık. Oralara ekimler yapacağız. Zaten yerel halk da yardımcı oluyor. O konuda bir genişlememiz olduğu zaman satın alıp
Yani işletmeler kurulurken birazcık da büyümeleri gerekli olduklarını düşünmesi gereklidir, değil mi? Yani büyüyeceği için de ilk baştaki yapacağı yatırımı da buna göre mi yapmalıdır? İş planı çok önemli. Biz bu işe girdiğimizde 2 sene sonra ne yapacağımızı, 5 sene sonra ne yapacağımızı bilmiyorsak zaten girmenin çok bir anlamı yok. Bir plan lazım. 5 sene sonra nerede olacağımızı bir hedeflememiz lazım. Biz bu mesela 10 bin başa çıkana kadar ayrıyetten de markalaşmayı düşünüyoruz et konusunda. Kendi et dağıtımımızı yapmayı düşünüyoruz. Entegre olmayı istiyorsunuz. Aynen öyle. Yani bunun sadece bir başlangıç olduğunu, kendi talebimiz zaten öyle bir sisteme girdiğimizde karşılamayacaktır. Fakat mümkün oldukça biz stoğumuz olması gerektiği için bunu yaptık. Yani bizim amacımız asıl hayvancılık Türkiye'de gelişmeli. Türkiye tarımı hayvancılığa çok elverişli. Çok başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Gerekli profesyonel yaklaşımla birlikte bunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Koyunculuk üzerine tavsiyeleriniz neler olur? Tavsiyelerim şu şekilde. Seçecekleri dişi, ırkı çok önemli. İkizlik oranı, et verimi, süt yapacaksa süt verimi. Katılacak koçların kalitesi, saflığı, bu koçların et verimi ve ikizlik oranı. En azından besicilik için söyleyebilirim. Bunlara iyi araştırmaları, iyi karar vermeleri gerekiyor. Bu çünkü onların yolunun başlangıcı ve büyük ihtimalle de yapılan hatanın geri dönüşü onlara bir 2 sene, 3 sene kaybettirir. Yani bir lokomotif olarak düşünürsek hayvan bizim lokomotifimiz ve işletmeye götürecek olan da sağlıklı hayvan temini çok önemli, değil mi? Aynen öyle. Sağlıklı hayvan temininde dikkat etmeleri gerekli, hastalıklı hayvanlara almamaları gerekli. Peki personel konusunda tavsiyeleriniz neler olur? Bizim uyguladığımız sistemin başarılı olduğunu düşünüyorum. Başka yatırımcılara da öneriyorum. Deneyimli yıllarını bu işe vermiş halkımızın insanları artık genç, dinamik, çalışmaya, öğrenmeye istekli bir personelle birlikte çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Alperen Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Koyunun besisi hakkında bilgi almaya devam ediyoruz. Yanımızda veteriner hekim Adem Yücel var. Adem Bey, programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize biraz kıvırcık koyunundan bahseder misiniz? Merhabalar, ben de teşekkür ederim. Kıvırcık koyunu bildiğimiz üzere genellikle Ege bölgesinde ve Marmara'nın batısında yetişen bir ırk. Ama tabii saflığı konusunda çok fazla iddiada bulunamayız. Bizim amacımız et üretimi ve daha çok yavru elde etmek. Kıvırcık ırkı buna müsait bir ırk. Çok kısa sürede erkekleri besiye gelebiliyor ve bölge koyunu açısından ikizlik oranı daha yüksek. Biz bu konuda melezleme çalışmalarıyla bu konuyu daha da profesyonel hale getirmeyi düşünüyoruz. Melezleme çalışmalarında neler yapıyorsunuz Adem Bey? Bizim için önemli olan, dediğim gibi, yavru sayısını fazlalaştırmak. Bunun için ikizlik oranı daha yüksek olan Nil de France ırkını tercih etmiştik. Şu an tüm koyunlarımız gebe. Burada görmüş olduğunuz tüm sürü gebe. Yakında doğumları başlayacak. Tahminimiz 1.36-37'nin altında olmaması gerekiyor. Şu ana kadar tecrübemiz o yönde. Buradaki bulunan popülasyon şek diye tabir ettiğimiz, yani hiç daha önce doğum yapmamış hayvanlar. Biz bunları kuzu haline getirip aşılama programlarıyla sağlıklı bir sürü haline getirip daha sonra koçlarımızı kattık. Sağlıklı hayvan temini konusunda neler yaptınız Adem Bey? Bildiğiniz gibi Türkiye maalesef zoonozlar konusunda muzdarip. Çok fazla hayvan hastalığı var. Çok fazla hayvan hareketi var. Bizim en büyük dikkat ettiğimiz konu Brusella. Tabii diğer hastalıkları da göz önünde bulunduruyoruz ama Brusella'nın girdiği bir sürü maalesef ekonomik bir boyut kazanamıyor. Biz ilk aldığımızda hayvanların aşılı olup olmadığına dikkat ederek kanlarındaki antijenlerin titrelerine baktık basit bir şekilde. Ama gördük ki hayvanların genel olarak Brusella yönünden herhangi bir problemleri yoktu.
daha sonra normal aşı programımıza devam edip koçlarımızı kattık. Ve bakalım doğumdan sonra gebeliklerle ikizlik oranlarını daha net göreceğiz. Aşı programında hangi aşıları kullanıyorsunuz Adem Bey? Aşı programında şap bildiğimiz gibi, entorotoksemi, PPR, çiçek, pox virüs ve pastorella. Brucella tabii olmazsa olmaz. Bizim elde etmek istediğimiz kuzu, kuzularımızın ölmemesi için özellikle küçük ruminant vebası dediğimiz PPR hastalığı, bu konuda hangi önlemleri alıyorsunuz? Aşılama en iyi yapabileceğimiz şey bu. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir sorun çıkmadı ama biz devamlı peyderpey rastgele örnekleme yöntemiyle hayvanlardan örnekler alıp bu konuda hayvanlardaki titreleri sürekli kontrol etmek durumundayız. Buna göre zaten aşılama programlarını da düzenleyeceğiz. Şimdi 6-7 tane aşıdan bahsettik. Rapelli bir şekilde aşılama yaptığınızı düşünün. Koç katım döneminde aşılama yapmayacağınıza göre, gebeliğin ilk döneminde de aşılama yapmayacağınıza göre çok dar bir zamanınız var. Her aşının arasına immün sistemi geliştirici günü payı da bırakırsanız çok sıkışık bir alan aslında. Ama yapacak bir şey yok. Biz o şekilde ödün vermeyeceğiz o konuda. Peki kuzuları korumak için herhangi farklı bir rasyona bir şey katıyor musunuz? Vitamin, mineral, mixler, premixler katıyor musunuz? Koyun mera hayvanı biliyorsunuz. Mera ne kadar kaliteliyse aslında sürünüz de o kadar kaliteli oluyor. Şu an bulunduğumuz konum itibariyle meramızda çok büyük bir sıkıntı yok. Çevremizde herhangi büyük bir işletme yok. Dolayısıyla hayvanlarımız meradan yararlanabiliyorlar. Ama bizim biraz daha profesyonelleştiğimizi şu şekilde ifade edebilirim. Hayvanların doğumdan sonra bir prosedür oluşturduk. Yani anne ve kuzuya yapılması gerekenler şeklinde. Yüzbaşın üzerindeki bir popülasyonda beyaz kas hastalığı kesinlikle %3-4'leri görebiliyor. Biz bunun önlemini selenyum ve E vitamini takviyesiyle yapıyoruz. Kuzu doğar doğmaz ilk birinci gününde bunu kesinlikle uyguluyoruz. Bu kadar büyük bir popülasyonu paraziter uygulama yönünden ikinci sefer kontrol altına almak çok güç. O yüzden doğum prosedürünü biz bunu da ekledik. Tüm anaçlara doğurduğu gün iç ve dış parazit uygulaması yapıyoruz. Hem koruyucu hem tedavi açısından. Ama her şeyden önce doğumdan sonraki kuzu yönetimi ve anaç yönetimi çok önemli. Ahırımız buna müsait. Doğumdan sonra biz doğum ağırlıklarına göre, ikizlik oranlarına göre hayvanları sınıflandırıp o şekilde rasyonu tek düze yapmayıp onlara göre ayrı rasyonlar hazırlayacağız. Bunu daha önce de yapmıştık ve çok da faydasını gördük. Bu şekilde devam edeceğiz. Sürümüzü büyütmeye çalışacağız. Ayrı bir doğumhaneniz var mı? Şu anda bizim bu şekilde iki tane büyük ahırımız var. Bir tanesini doğumlar için ayıracağız. Doğumhanelerimiz şu anda yapılıyor. Biz malzeme olarak yat imalatında kullanılan ahşabı tercih ettik. Çünkü hem enfestasyon, mikrobik enfestasyon açısından daha dayanıklı, hem taşınabilir. Çünkü biz portatif bir doğumhane yaptık. Yani orada kullandığımız şekliyle söküp, raflayıp, paketleyip tekrar doğum sezonunda aynı şekilde tekrar yapacağız. Çünkü 400 başlık bir sürünün doğuma girdiğini düşünün. 40 günlük bir koç katımında 40 gün içinde 400 tane 1.3'lük 1.4'lük doğum oranıyla sizin 600-650 tane yavrunuz olacak 40 gün içerisinde. Bunu çok iyi yönetmeniz lazım. Eğer o bazda sorun yaşarsanız maalesef kuzu kaybetme riskiniz var. Programımıza veteriner hekimimiz Adem Yücel ile devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası. Ondan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Kuzu elde etmek için ilk önce bir koç katımının yapılması gerekli. Koç katımından önce koçlarınıza neler uyguluyorsunuz? Şimdi koç katımında
koçların özellikle yaşları çok önemli. Koçun yaşı çok önemli. 1,5-2 yaşında olması gerekiyor koçun. Tabii yaşı ilerledikçe sperma kalitesi, aşım sayısı düşüyor. Yaşı küçükken de aynı şekilde söz konusu bu durumlar. Yaşından sonra koçun kondisyonu çok önemli. Bunun için tabii biz koç katmadan önce hayvanları ekstra besliyoruz ama enerji yönünden daha çok besliyoruz. Çünkü o dönemde en çok ihtiyacı olan şey enerji. Enerji takviyesini tamamladıktan sonra sperma kalitesini ve aşım sayısını arttırmanın bir diğer yolu melatonin takviyesi. Biz bunu bu dönem uygulayacağız. Önümüzdeki dönem uygulayacağız. Tüm koçlarımıza koç katımından 20-25 gün önce melatonin takviyesi yapacağız. Muhtemelen o araştırmalarımıza göre onun da meyvesini alacağız. Peki koçlarda herhangi bir seleksiyon yapıyor musunuz? Yani koçları işte ayırt ediyor musunuz? Aşım miktarı fazla olan koçları veya güçlü olan koçları ayırt edip onunla geri kalanını da sürüden çıkartıyor musunuz? Böyle evet, tarzda çalışmalarınız var mı? O noktada bizim kriterimiz koçun yaşı ve koçun kondisyonu. Çünkü koç genellikle merada aşım yapıyor. Kapalı ortamda aşım biraz daha riskli. Açık alanda olduğu için bunu takip etmek de çok zor. Ama siz koçu yaş ve kondisyon kriterini baz alırsanız bu noktada çok sorun yaşamazsınız. Biz tabii koç eğer yaşlandıysa ve herhangi bir sindirim sisteminde veya herhangi bir patolojik bir şey varsa biz onu zaten değerlendirip koçu sürüden ayırıyoruz. Amaçlara herhangi bir şekilde bir şey uyguluyor musunuz? Anaçlarda koç katımından önce bilinen aslında koç katım mevsimi diye İç Anadolu'da bilinen bir mevsim var. Eylül, Ekim, Kasım ayları gibi. Genellikle bu şekilde koç katılıp işte Şubat, Mart gibi yavru alınıyor. Tabii koyunlar güneş ışığının etkisiyle östros kızgınlık gösterdikleri için diğer mevsimleri çok fazla verimli kullanamıyorsunuz. Biz bu noktada tüm atıyorum sonbahar aylarında koç kattığımız sürünün bahar aylarında doğum yaptıktan sonra çok daha iyi bir beslenmeyle Mayıs sonu gibi tekrar reprodüksiyon çalışmalarıyla senkronizasyon çalışmalarıyla tekrar koç katacağız. Verimimiz muhakkak mevsim itibariyle olduğu gibi olmayacak. Ama biz tabii hayvanı boşuna ahırda tutmaktansa gene de az da olsa, %30-35'lik bir kayıp da olsa gene kuzu almayı hedefliyoruz. Özel bir besi uyguluyor musunuz koç katımından önce? Koç katımından önce enerji takviyesi yapıyoruz. Bu noktada biz genellikle mısır silajını çok fazla kullanmıyorlar Türkiye'de özellikle ama biz mısır silajı kullanıyoruz. Rasyonda 1 kiloya kadar koç katım döneminde bunu arttırıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık. Melas takviyesi yapıyoruz. Sürümüz de genç. Bu bulunduğumuz işletmedeki sürümüzün yaşı çok genç. Sürü yaşlandıkça zaten sizi mecburen tetikliyor. Aldığınız yavrunun hemen hemen %50-55'i dişilik oranı var. Bu %50-55'lik dişilik oranı sizi mecburen sürüde bir seleksiyona itiyor. Bu da dolayısıyla sürünün sürekli genç kalmasını sağlıyor. Bu noktada kabaca yaptığımız şeyler bunlar. Peki kuzularımız oldu. Yetim kuzularımıza herhangi bir özel bir şey uyguluyor musunuz? Yetim kuzularımıza süt annesi buluyoruz. Ama özellikle kolostrum döneminde ise eğer o yetim kuzu, o çok önemli. Yani kolostrum alamadıysa bir kuzunun hayatta kalma şansı yok. Kolostrum ağız sütünü, ilk ağız sütünü almasını evet, çok önemli. Evet, ağız sütünü alması çok önemli. Bizim zaten doğumhanenin de çıkışı buradan ortaya çıktı. 50 tane koyunu, 70 tane koyunu çok rahat kontrol edersiniz ama bu rakam 1000 olduğu zaman bunu hiç kimse kontrol edemez. O yüzden bizim tüm doğumhanedeki 1,5 metrekare alandaki tüm kulübelerin renkleri farklı, numaraları farklı. Yani hangi kuzu, hangi ağırlıkta, yetim mi, değil mi, ikiz mi, üçüz mü gibi özel işaretliyorsunuz, evet. Annesiyle kuzuya aynı numaraları mı veriyorsunuz? Böyle bir sistem mi evet, geliştirdiniz? Evet, o şekilde bir sistem yaptık.
Padokların renkleri farklı. Bunu personel kolay fark edebilsin diye biz bu şekilde seçtik. Bu çok önemli çünkü tek düze bir düzende bunu fark etmek çok zor. Hangi kuzunun, hangi koyunun, hangi kuzunun annesi olduğunu bile karıştırmak mümkün. Hemen doğar doğmaz kuzunun üzerine işaretliyorsunuz. Evet, ikiz mi? Zaten doğar doğmaz doğum ağırlığı belirleniyor. Biz 3 kilo olarak baz aldık bunu. 3 kilonun altındaki, 2700'ün altındaki kuzular bizim için ekstra bakıma ihtiyacı olan kuzular. Bu noktada doğumhanenin o şekilde olması bize çok büyük avantajlar sağlayacak diye umuyorum. Herhangi bir şekilde personelinize eğitim veriyor musunuz? Yani kuzu ağ sütünü aldı mı veya bunu takip etmesi için eğitim veriyor musunuz? Evet, personelimiz koyunculuk konusunda çok acemi değil. Ama bizim yemekhanelerde, yatakhanelerde bildirgelerimiz var. Doğumdan sonra nelerin yapılması gerektiği. Hepsi detaylı bir şekilde yazılı orada. Ama biz gene de en az haftada bir defa tüm personelimizi toplayıp hem motive etme açısından hem de bilgilendirmek açısından konuşmalar yapıyoruz. Personel de bu konuda anlayışlı. Çünkü işletmelerde daha çok açlıktan da ölen kuzular şekillenebiliyordu. Evet, o kesinlikle doğru. Ya mesela açlık çukurluğunun dolduğunu falan bunları öğretiyor musunuz? Nasıl dolduğunu anlayacak personeliniz? Şimdi dediğim gibi personel konuya çok yabancı değil. Ama tabii insan hata yaptığı zaman o hatayı kapatmaya uğraşır. O yüzden biz bunu birebir kendimiz gözetliyoruz. Bunun da kaybının ne şekilde olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer biz kayıp yaşarsak personel de kayıp yaşayacak. O yüzden onlar da anlayışlı karşılıyorlar sağ olsunlar. Herkes kendi özverisini elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. O noktada bu işletmemiz biraz daha intensif bir ortam. Yönetimi kolay, işçi yormayacak bir ortam. Ahırdan kaynaklı evet, olarak mı? Evet, ahırdan kaynaklı. İşçiyi yormayacak bir ortam. Çünkü yük taşımıyorlar. Fiziksel çok fazla enerji harcamıyorlar. O yüzden onun da bize bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Peki kuzularımız doğdu. Ondan sonra besiye almaya başladık. Nasıl başlıyoruz besiye? Şimdi kuzularımız doğdu. Bizim için kuzunun doğum padoğunda ne kadar annesiyle birlikte kalırsa biz o kadar faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii 1200 tane hayvanı bir ahırda kapatamayız. O yüzden belli bir zincir oluşturduk. Doğumdan hemen sonra, 10 gün sonra hemen yan taraftaki boşluklu bir padoğu alıyoruz. Orası tamamen serbest, herhangi bir engel yok. Orada anne ile kuzu sürekli birlikte kalıyorlar. Biz bunu 25 gün olarak belirledik. Sağlıklıysa eğer kuzu ve ağırlığı istediğimiz gibi ise, doğum ağırlığı istediğimiz gibi ise 25 günden sonra biz kuzuyla anneyi ayırıp daha çok kesif yem tüketmesine yöneltmek istiyoruz. Çünkü kesif yemden aldığı enerji ve proteinini süt karşılayamıyor. Çünkü kıvırcık ırk itibariyle de çok sütlü bir hayvan değil. Dolayısıyla doğumdan hemen 45-50 gün sonra sütü pik olarak hızlı bir şekilde, ivmeli bir şekilde düşmeye başlıyor. O yüzden 30 günden sonra anneyle sabah ve akşam buluşturma şeklinde planlıyoruz. Biz bu şekilde yapıyoruz. 2 aydan sonra da tamamen anneden ayırıyoruz. Özellikle erkekleri. Dişiler sürünün içerisine adapte olmaya çalışacaklar o aylardan sonra. Zaten 120-125. Günde de erkekleri kesime göndereceğiz. Peki 120. günde kaç kilogram ağırlığı düşünüyorsunuz? Bizim için 40-42-43 kilogram ağırlık yeterli. Bunun üzerine çıktığı zaman et kalitesi düşüyor. Daha çok yağlanmaya başlıyor kuzu. 120 günü erkene çekebilir miyiz konusunda bir öngörü henüz oluşturmadık. Çünkü bu noktada sürüyü yani tek başına ki bireysel olarak beslemeniz mümkün değil hayvanı. O yüzden oradaki o popülasyondaki o yaştaki komple sürüyü diye değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu noktada bize negatif olarak belki bir etkisi olabilir
düşüncesiyle şu an 120 gün olarak baz aldık. O şekilde besleyeceğiz. Kuzumuz 120 günü geçti. Dişilerle erkekleri satıyorsunuz. Dişilere herhangi bir şekilde bir şeyler uyguluyor musunuz? Dişiler anneleriyle artık sürü psikolojisine meraya çıkmaya başlıyorlar. Alışmaya başlayacak. Çünkü 8. ayında biz onlara koç katacağız. Kıvırcık ırkı gene ırk itibariyle biraz daha erken kızgınlık gösteriyor. Fertil oluyor, evet. Ve bölgesel olarak gene bu ırk diğer ırklara nazaran anöstrüs dediğimiz koçu almama süresi çok daha dar. Bu bize bir avantaj sağlıyor. Kıvırcın bir avantajı, evet, da bu diyorsunuz. Evet, dezavantajları da var tabii ki. Mesela ektima hastalığına hassaslar. Merinos ve kıvırcık diğer ırklara göre daha hassaslar. O noktada mesela ektimanın kuzu kaybında %50'lere çıktığını biliyoruz. O noktada biraz dezavantajları var. Ama tabii onu da aşılama yoluyla çözmeye çalışacağız. Peki Adem Bey, yeni bir işletme kuracak olan bir işletme sahibine neler önerirsiniz? Eğer besi yapacaklarsa kesinlikle bu ırkı tavsiye ederim. Ama bir de aslında etinde bir pazarlanma aşaması var. Bu konuda herhangi bir şey var mı? Tamam, bir kurduk, yaptık avrumuzu. Etin kalitesi diğer ırklara göre çok üstün. Bunu tabii biz söylüyoruz ama bunu tatmak önemli. Bunu tadan kişiler farkı hissedeceklerdir. Pazarlamasını biz kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Kendimiz direkt halka satış yapacağız. Çünkü diğer koç katımı Kurban Bayramı'na denk gelecek. O noktada biraz avantaj sağlayacak bize. Yani entegre bir tesis olacaksınız. Kuzunuzu yetiştireceksiniz, ondan sonra kesime göndereceksiniz ve halka pazarlayacaksınız. Evet, bizim temel çıkış noktamız da o zaten. Tüm ürünü üretiminden pazarlamasına kadar her aşamasını üstlenmek. Peki işletme sahiplerine mera konusunda bir tavsiyeniz var mı? Veya arazi seçiminde bir... Çünkü ilk işletme kurulacağı zaman arazi çok önemlidir. Araziyi nereden seçmeleri gerekir? Şimdi biz aslında işletmeleri kurmadan önce Türkiye'nin birçok bölgesinde arazi araştırmaları yaptık. Ege bölgesi, işte Karadeniz zaten arazi konusunda çok fakir. Ege bölgesi de öyle. Daha doğrusu Ege bölgesinin toprak kalitesi çok yüksek. Daha çok tarıma elverişli. Mera alanları çok dar. Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi bildiğimiz kozmopolit yapılardan dolayı olanak yok. Biz İç Anadolu bölgesini tercih etmek zorunda kaldık. Özellikle bulunduğumuz bölgenin merası çok fakir. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi. Ama biz mera kalitesini, mera ıslahı yoluyla aşmaya çalışıyoruz. Bu bulunduğumuz işletme biraz o konuda şanslı. Ama değerli büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Peki personel konusunda tavsiyeleriniz neler olacak? Koyunculuk aslında teknik personel ihtiyacı çok fazla hissetmeyen bir kısım. Çobanlarımıza neler yapmamız gerekti? Çobanlarımızı eğitirken. Şimdi çobanlarımız kendi bildiklerini yapmayı çok severler. Bilimsel yaklaştığınız zaman olaya kesinlikle onların bir başka bir yöntemi vardır. O konuda eğilim gösterirler ama bunu tabii anlatarak, doğrusunun nasıl olduğunu anlatarak ve göstererek, netice alarak bunu göstermek önemli. Biraz çobanlara zaman motivasyon mu gerekli işletmelerde? Evet, onu biraz daha refah tutmak lazım tabii. İnsan çünkü hayvan... Gerçi ben her zaman hayvanı tercih ederim uğraşmak konusunda ama tabii popülasyonumuz çok geniş, kontrolü zor. Özellikle Mera'daki insanların hayvanla baş başa kalıyorlar. O noktada onların özverisi bizim için çok önemli. O yüzden biz de onların refahı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Adem Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bugün kıvırcık koyunu hakkında bilgi edindik. Farklı bir programda, farklı bir çiftlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.